Soralım ekonomist Selçuk Geçeri. Selçuk Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Vallahi dinledikçe şaşırıyorum ben. Önce Sayın Erdoğan sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin haberlerini arka arkaya verdik. Anlamaya çalışıyorum Selçuk Bey. Siz bana anlatır mısınız? Enflasyon nasıl bir şey? Önümüzdeki Şubat ayından itibaren makul düzeyleri indireceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Makul düzey neresi? Nereye kadar inerse enflasyon bizim için makul olur ve enflasyon da böyle çıkar, iner, hiç önemli değil diyebileceğimiz bir başlık mıdır? Enflasyonun yükselmesi bizim için ne anlam ifade ediyor? Enflasyonun yükselmesi bizim için fakirlik anlamını ifade ediyor. Bir kere bunun altını çizelim. Çünkü Türkiye'de gerçek enflasyon uzun zamandır gizleniyor. Ee, bu yüksek enflasyonun bir kısmı sadece bize bir gösterge enflasyonu olarak sunuluyor TÜİK tarafından. İşin gerçeği bu. Yani yüzde 80'ler civarında bir enflasyon olmadığını zaten hep sizlerle paylaşıyorum. Yüzde 200, yüzde 300'lük enflasyonları konuşuyoruz artık. Ee, biraz önce bir konuğunuz da söylemiş, yani kabak çekirdeğinden örnek vermiş ama İzlediniz. sadece kabak çekir sadece kabak çekirdeği değil aynı zamanda benzin fiyatları, mazot fiyatları, elektrik fiyatları doğalgaz fiyatları, kiralar, konut fiyatları, araç fiyatları, aklınıza gelebilecek tüm ürünlerde bir sene içerisinde neredeyse %300'lük artış var. Şimdi şubat meselesine gelelim. Şubat'ta enflasyon düşmeyecek. Enflasyonun artış hızı düşebilir. Bu başka bir şey. Enflasyonun düşmesi başka bir şey. Şimdi enflasyonun düşmesi demek eksi enflasyon demektir. Yani diyelim ki siz her ay %3, %5, %10, %20'lik eksi enflasyonlar açıklarsınız. Bu fiyatların düştüğü anlamına gelir. Ama siz Şubat ayında %25 enflasyon açıklarsanız bu enflasyon düşüyor demek değildir. Fiyat artışları düşüyor demek değildir. %60'ın, %70'in, %80'in ya da %100'ün üzerine bir %25 daha ekleniyor demektir. Bir kere bunu söyleyelim. Öbür taraftan Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım, bütün liderler faiz indirimine evet. gitmeye başladı. Büyük, büyük liderler. Hangi büyük liderler? Çin ve Rusya. Çin üreten, Rusya üreten bir ülke. Hı. Çin e, ham madde sahibi bir ülke. Enerji haricinde konuşuyorum. Rusya'ya bakıyorsunuz yine ham madde üreten bir ülke. Hı hı. Yani doğal gazından e, gıdasına kadar bütün ürünleri kendi ülkesinde üreten bir ülke. Ve bunun sayesinde de ruble baskısı yapabilen bir ülke. Bugün ruble dünyanın en değerli para birimlerinden birisi haline geldi. Niye ithal etmiyor çünkü ihracatının da büyük bir kısmını artık ruble üzerinden yapıyor Rusya. Dolayısıyla evet. ruble değer kazanıyor. Ruble değer kazandığı için Putin'in eli güçlü ve faizleri aşağı çekebiliyor. İşin gerçeği bu. Çin gerçeğine baktığınız zaman Çin'de de piyasa canlı. Aynı zamanda bütün dünyaya ihracat yapan en büyük ülkeden bahsediyoruz. Orada da yenin değer kaybetmesi Çin'in işine geliyor. Dolayısıyla faizleri indirerek yenin daha da fazla değer kaybetmesini istiyorlar ve daha çok rekabetçi olabiliyorlar dünya çapında. Bizdeki gibi 128 milyar dolar harcayarak Merkez Bankası rezervlerini sıfırlayarak hatta eksiye düşürerek faizleri indirmiyorlar. Yani para politikalarını reel ekonomilerine göre yönetiyorlar. Dolayısıyla evet büyük liderler Tırnak içerisinde büyük liderler Çin ve Rusya faizleri indiriyor. E peki Amerika, İngiltere, e, Avrupa Birliği ülkelerindeki liderler küçük liderler mi? Onlar niye faiz arttırıyor? Hayır elbette onlar küçük liderler değil. Onlar faiz arttırıyorlar. Çünkü e, Avrupa tarafı özellikle gidiyor petrolünü doğalgazını Rusya'dan alıyor. Son ürünlerini Çin'den alıyor. Dolayısıyla... Onlar diyorlar ki ham madde fiyatları artıyor. Tamam biz ham madde fiyatlarının oluşturduğu üretici enflasyonunu belki faizleri arttırarak düşüremeyiz. Ama bir yandan da İnsanların oluşturduğu bir talep enflasyonu var. Özellikle korku kaynaklı. Türkiye'de yaşadığımız şeyin başında bu geliyor zaten. Hı. Mesela araç fiyatlarının, konut fiyatlarının bu kadar kontrolsüz artmasının temelinde ne var? İnsanlar korkuyor. Yarın öbür gün fiyatlar daha da artar. Ben bir an önce alayım bunu, kenara koyayım, başıma bir iş gelmeden bunun sahibi olayım diyorlar. Avrupa, Amerika'da da bu yaşanıyor şu anda. İşte o talep enflasyonunu kısabilmek adına, enflasyonu düşürebilmek adına değil. Bakın ne Avrupa ne Amerika enflasyonun o istedikleri hedef seviyelerine düşmeyeceğini gayet iyi biliyorlar. Onların temel amacı şu anki talep enflasyonunun mümkün olduğunca kısarak enflasyonun hiper enflasyona doğru evrilmesini engellemek. Aynı zamanda yapışkan bir enflasyon oluşmasını engellemek. Siz Rusya ile Çin ile Avrupa ile Amerika'yı kıyaslamaya kalkarsanız büyük bir yanılgı içerisine düşersiniz. Hele ki... Türkiye ile siz Rusya'yı Çin'i kıyaslamaya kalkarsanız tamamen şapıa oturursunuz. Türkiye üretmeyen bir ülke. Tamamen ithalat odaklı bir ülke. Türkiye'nin para politikaları yanlışları nedeniyle Merkez Bankası rezervleri tamamen düşmüş durumda. Öbür taraftan korkunç bir borç yükü altındayız. Bugün bugün itibariyle bütçemizde 3,5 trilyon liralık bir borç var. Bugün itibariyle 182.5 milyar dolarlık kısa vadeli borcumuz var. Bugün itibariyle Merkez Bankası rezervlerimiz eksi 52 milyar doların üzerinde sıvaplar hariçinde. Dolayısıyla siz dönüp Rusya bak faizleri indiriyor onlar da bizi taklit ediyor derseniz sadece aslında gülünç duruma düşersiniz. Merkez Bankası rezervleri full şu anda Rusya'nın. Üstelik dünyada koyulan blokelere rağmen alacaklarını tahsil edemiyor olmasına rağmen Rusya'nın Merkez Bankası rezervleri full. Doğalgaza ihtiyacı yok, enerjiye ihtiyacı yok. Çin'e bakıyorsunuz üretimle ilgili bir problemi yok. Dünyaya satmasa sadece kendi iç talebini karşılayarak aslında her şeyi rahatlıkla ayakta tutabiliyor. Onun da Merkez Bankası rezervleri full. Bir yandan da korkunç bir dolar rezervi var. E siz... Kendinizi tutuyorsunuz Çin'le Rusya ile kıyaslıyorsunuz. Peki biz kendimizi Avrupa Amerika ile kıyaslayabilir miyiz? Hayır Avrupa'nın eurosu var. Amerika'nın doları var kardeşim. Ve bütün dünya koşa koşa dolar alıyor. Peki Ama Amerika'da enflasyon ne kadar Selçuk Bey? Amerika'daki enflasyon %8.3 düşmüş hali. Peki yine de faiz arttırımına gidiyor FED. E, gidiyor, niye gidiyor? Bakın düşmüş hali diyor. Evet. Amerika'daki hedef enflasyon %2 yüzde iki. Bugün itibariyle Amerika yüzde ikilik hedefine ulaşamayacağından o kadar emin ki o kadar emin. Yani kimse çıkıp da Amerika'da biz enflasyonu bugün yüzde %2 yapacağız demiyor Amerika tarafından. Amerika 2024, e 2025'i, e 2026'yı konuşmaya başladı %2'lik hedefe ulaşma anlamında. %8'lik enflasyonun yapışkan bir enflasyon, kemikleşmiş bir enflasyon olduğunu görüyor Amerika ve bu verilerin devam edebileceğini de öngörüyor. Çünkü yaz aylarında bu seviyeye getirebilirler. Petrol fiyatları bu seviyeye düşmüş olmasına rağmen enflasyonları %8.3. Diğer taraftan şu da unutmayın. Sanılıyor ki enflasyonu sadece petrol fiyatlarının düşmesi frenleyen frenleyecek. Hayır. Aksine petrol fiyatlarının düşmesi korkunç bir enflasyon yaratacak yarın öbür gün. Sebebini söyleyeyim mi size? Enflasyon, pardon petrol fiyatları niye düşüyor ülke Hanım? Üretimsizlikten düşüyor. Dünyada üretim yok. Şimdi alüminyum üretilemiyor. Çelik üretilemiyor. Ham madde üretilemiyor. Yarı mamül üretilemiyor. Yani bir kıtlık ekonomisine doğru dünya gidiyor. Yarın öbür gün fiyatlar çok daha agresif bir şekilde artacak. Hmm. Bunu gören tüketici özellikle Amerika ve Avrupa tarafında daha da fazla talep etmeye başlayacak. Faizler artsa bile talep edecek, faizler düşerse daha da çok talep edecek. Adam en azından bunu dengelemeye çalışıyor. Peki sen ne yapacaksın? Yarın öbür gün Türk lirasının devalue olmasını nasıl engelleyeceksin? Şunu söyleyeyim size, bugün ekranda gördüğünüz 18.45-46'lık dolar kuru sadece parite etkisi kaynaklı bu seviyede. Ülke Hanım, bakın Merkez Bankası 100 bas puanlık faiz indirdi, Amerika'da FED 75 bas puanlık faiz arttırdı, evet. İngiltere'sinden Endonezya'sına kadar bütün ülkelerde faiz arttırımları oldu. Buna rağmen bizimkiler faiz indirdi ve dolar... 18.45'e yükseldi deniliyor. Hayır, hiç alakası yok. Biz bunların hiçbir etkisini görmedik daha. Daha mı şu görmedik? Gördünüz. Görecek miyiz peki? E, gö göreceğiz tabii. Ha, şu anda ekranda gördüğünüz ne biliyor musunuz? Sadece parite etkisi. Euro-dolar paritesi ya da sterlin-dolar paritesinin etkisi nedeniyle biz sterlinin ve euronun düştüğünü, doların yükseldiğini görüyoruz. Yani yer değiştiriyorlar şu anda. Hala aslında sabit seviyelerindeler. Dolayısıyla size şunu söyleyeyim. Yarın öbür gün esas devalüasyon etkilerini görmeye başlayacağız. Büyük kırılmaları görmeye başlayacağız. E o büyük kırılmalar olduğunda Rusya'nın umurunda değil üretiyor. Çin e, umurunda değil üretiyor. Peki Türkiye üretmezken ve ithal ederken bir yandan da döviz kırılmaları yaşanırken bununla nasıl baş edecek? Enflasyonu nasıl düşürecek? Hadi gelsinler bunu bana anlatsınlar. Ben size söyleyeyim Şubatta da öyle %25'lik bir artış falan beklemesin kimse. Bakın Şubatta en agresif, en yüksek enflasyonlardan birisini görecek Türkiye. yüzlerin üzerine çıkabiliriz. Buraya yazıyorum. Ama makul Neden? olacak demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Makulümüz yüz mü olacak neredeyse? Ma bizim? Makulümüz, vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Piyasanın enflasyonu %300 de. Tabii. Makulümüz %100 olursa yine şanslıyız. Neden biliyor musunuz? Bakın biz yaz aylarının avantajını geride bıraktık şu anda. Biz Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının avantajlarını geride bırakıyoruz evet. şu anda. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bu aylar çok daha agresif enflasyonist baskıların oluştuğu aylardır. Kış ayları. Tabii, tabii ki. Bir yandan ulaşım giderleriniz artar, bir yandan gıda giderleriniz artar, ısınma giderleriniz artar, giyim giderleriniz artar, okul masraflarınız artar, sağlık masraflarınız artar. Bunlara talep oluşur, bunların maliyetleri artar. Sadece Türkiye'de değil, bütün kuzey ülkelerinde yani dünyanın tüm kuzey yakasında bu giderler daha artar ve maliyetler de artar. Dolayısıyla enflasyon nasıl olacak da duracak? Öbür taraftan Avrupa'da bir sıkılaşma varken, küçülürken Avrupa siz ihracatınızı arttıramazken, ihracat ikliminiz ISO'nun da söylediği gibi düşerken, bozulurken hı hı. nasıl olacak da ödemeler dengesi probleminizi çözeceksiniz? Orta vadeli programda Sayın Nebati'nin kendi yaptığı programda itiraf ediliyor. Yıl sonuna kadar 105 ile 110 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı olacak. İki bakan açıklama yaptı. Birisi Turizm Bakanı, diğeri Varank Sanayi Bakanı. İkisi de dediler ki biz 37 mi bunu övünüyorlar. 37 milyar dolarlık bir turizm gelir elde edeceğiz. Alkışlıyorum. Çıkartın bakalım 105 milyar dolardan neye geliyor cari açık? Minimum 60 milyar dolarlık bir cari açıktan bahsediyoruz. Evet. Bu cari açığı nasıl finanse edeceksiniz? Peki bir soru daha. Finans sisteminin 55 milyar dolar. Geri kalan kısımda ...hem özel sektöre hem de kamuya ait olan... ...kısa vadeli borçlar toplamı... ...182,5 milyar dolar. Bir sene içerisinde ödenecek. Bazıları 3-4 ay içerisinde ödenecek. Bu parayı nereden bulacaksınız? Kamunun kitlerinin parasını... ...nereden bulacaksınız? Bota şimdi haldır aldır Rusya'dan... ...oradan buradan doğalgaz çekecek... ...kış ayları nedeniyle. Aynı zamanda sanayiye ödemek adına. Sanayiye kullandırmak adına. Bunun parasını nereden ödeyeceksiniz? Rusya... Rubleyle herkesle alışveriş yaparken bizden hala dolar istiyor. Sadece %25'lik kısmını rubleyle ödeyebilirsiniz dedi. Dolayısıyla ona da ödemeyi siz yine dolar üzerinden vereceksiniz, yapacaksınız. E peki bu kadar parayı nereden bulacaksınız? Bulamadığınızda dolar kırıldığında bu kırılan doların yarattığı enflasyon olmayacak mı? Yani o enflasyonu göz ardı mı edeceğiz? ya da piyasada oluşan hızlı yüksek fiyat artışlarını göz ardı mı edeceğiz? TÜİK ne zamana kadar yüzde 80, 81, 82'lik enflasyonu açıklayabilecek? Bütün bunlar muammayken Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki merak etmeyin enflasyon kontrol, kontrolümüz altında. Bakın liderler bunu 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 söylüyor büyük liderler. Hangi büyük liderler diye bakıyorsunuz Çin ve Rusya çıkıyor karşımıza. Evet Rusya'yı da örnek veriyor. Peki siz dediniz ya Rusya ile Türkiye'yi karşılaştıramayız. Ne olur karşılaştırır mısınız Selçuk Bey lütfen karşılaştırın. Karşılaştırayım hanımefendi. Çünkü niye biliyor musunuz? Faiz indiriyor büyük liderler ya Putin büyük lider faiz indiriyor, Erdoğan da faiz indirilmesini istiyor. Demek ki büyük lider 8'den 7,5'a düşürdü faizini Rusya. Ama enflasyon da düşüyor bizden farklı olarak 15,1'den 14,3'e düştü. Lütfen karşılaştırın Selçuk Bey. Karşılaştırayım. Enflasyon zaten düşüktür Rusya'da. Türkiye'ye göre bakıldığında. Tabii. Bir, o enflasyon düşüyor. Ve kıyaslayalım. Yüzde on dört buçukluk enflasyonları var. Hadi yüzde on beş diyelim. Bizde yüzde seksenlik evet. resmi enflasyon var. Kıyas mı yapıyoruz? Yapalım. Merkez Bankası rezervlerinde 500-600 milyar dolar şu anda rezerve bulunuyor Rusya'nın. Bir üç Bizde... rezerv mi? Net, net rezerv mi? Net rezerv tabii. Net rezerve. Yani bürüt rezervde borç yok adamlarda. bizlik Bizdeki gibi sıvaplar harici eksi 52 buçuk milyar evet. dolar yok onlarda. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani bu bürüt rezerv dediğiniz kağıtlar, altın ve döviz cinsinden para. Bunların toplamı işte. Yani 500-600 bile evet. yurt dışından bloke yemiş alamadıkları paraları var adamların. Bir o kadar da. Öbür taraftan doğalgaz petrol satışlarını 3'e 4'e katlamışlar. Ruble %50-60 oranında değer kazanmış yılbaşından bu yana bizde %60-70'lik değer kaybı var şu an itibariyle. Şimdi siz Rusya ile nasıl kendinizi kıyaslarsınız? Öbür taraftan adam arpa üretiyor, buğday üretiyor. Yani bütün tahıl ürünlerini üretiyor ve bütün dünyayı kendisine bağlamış durumda. İstediği gibi satıyor, istediği gibi fiyat belirlemesi yapıyor. Diğer gıda ürünlerini üretiyor. İthalatın tamamen kısmış durumda. Yani savaştaki bir ülkeden bahsediyoruz bakın rakamlar. Evet, evet. Biz, biz buğdayı ithal ediyoruz, arpayı ithal ediyoruz. Neredeyse tüm gıda ürünlerini ithal ediyoruz. E Merkez Bankası rezervlerimiz boş, kısa vadeli borçlarımız berbat durumda. CDS'imiz şu anda Rusya'nın üzerinde. Savaştaki bir ülkeden bahsediyoruz. R Ve risk bütün dünyanın, primi. Değil mi efendim? Selçuk Bey, risk primi? Evet. Hı hı. Ve bütün bütün yaptırımlara rağmen adamların durumu bu. Borçları yok. Çin'le haşır neşirler. istedikleri gibi petrollerin, doğalgazlarını Avrupa'ya satamadıklarının iki katını Çin'e satıyorlar. E çıkmışsın sen kendi Rusya ile kıyaslıyorsun. Yapmayın. Adamların ağır sanayisi var. Yüksek teknolojisi var. insan gücü var. toprağı var. Tarımı var. Senin neyin var? Evet peki Merkez Bankası konusuyla ilgili şimdi siz dediniz ya Rusya Rusya'yı madem kıyaslıyoruz 500-600 milyar dolar dediniz. Onların bizim gibi borçları, sıvapları şunları bunları da yok dediniz. Borçları sıvapları düşersek bizim şu anda Merkez Bankası rezervimiz ne kadar Selçuk Bey? Ülke Hanım borcunuz var mı? Herhangi bir borcunuz bilmiyorum. <laughs> var çok mu peki o zaman şöyle söyleyeyim ülkenin tamam borçlu olduğu Tabii. için bu, bu örneği vermek de çok kolay olmuyor. Şöyle söyleyeyim cebinde bir doları olan bir doları olan ama hiç kimseye herhangi bir borcu olmayan herhangi bir kişi Türkiye'de hı hı. Merkez Bankası'ndan daha zengin ülkenin çünkü eksi de değil değil mi? Bir çünkü eksidesin 50 milyar dolar eksidesin sıvaplar haricinde yani şimdi şunu söyleyenler oluyor. E sıvapları niye saymıyor? Niye sayalım kardeşim? Niye sayalım sıvapları? Yani sıvabın bugünü var yarını yok. Adam geldi parasını istedi. Üstelik onlar da dolar cinsinden değil bu arada. Onu da söyleyelim. O sıvaplar dolar cinsinden değil. Katar'la yapılan anlaşmalar Katar para birimiyle. Birleşmiş Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalar Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimiyle yapılıyor. Biz oraya Türk lirası veriyoruz, onlar bize riyal veriyor örneğin. Hı hı. Hı hı. Ya da Rusya ile yaptın. Rusya sana ruble veriyor, sen Türk lirası veriyorsun. Senin elinde, onun haricinde dolar da yok. Döviz de yok. Ama Selçuk Bey, şimdi kendi cebimizden örnek veriyoruz ya, parasız kaldık, kredi almaya çalışıyoruz, alamıyoruz. Ne yapıyoruz sonra? Dostlarımıza gidiyoruz. Dostlarımız var. Sayın dostlarımız? Sayın Erdoğan'ın da var ya, dostlarımızdan aldıklarımız. Şimdi mesela Bakan Nebati'nin, Hazine ve Maliye Bakanı'nın e son ziyareti konuşuluyor. Suudi Arabistan'a gitti meselesi. Neden gitti deniyor. 50 milyar dolar para lazım. O yüzden görüşmeye gidildi diyenler var. Suudi Arabistan'da bize çıkartıp verecek hemen. Amerika'ya ve Avrupa'ya rağmen. Bakın ben size bir ayrıntıdan bahsedeyim. Buyurun. Rusya, Swift'e karşı biliyorsunuz Mir diye bir ödeme sistemi geliştiriyor geliştirdi. Evet. Bizimkiler de dediler ki biz de olacağız bu işin içerisinde. Üstü ABD istemiyor ama şimdi ABD Karsın ABD çıkıyorum. ve A ABD ve AB dedi ki siz böyle bir şey yaparsanız üzerinize çok ciddi baskı ve yaptırım oluştururuz kardeşim. Evet. Şimdi soruyorum size. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri bunlar bağımsız ülkeler mi? Yoksa Amerika'nın uyduları mı? Hmm. Amerika su iç demeden su içemez bu ülkeler. Neden bahsediyorsunuz siz? Siz bir yandan Mir'e gireceğim diyeceksiniz. Bir yandan Rusya ile iyi ilişkiler kurmaya çalışacaksınız. Öbür taraftan Amerika'ya döneceksiniz. Ya da Amerika'nın uydusu olan ülkelere döneceksiniz diyeceksiniz ki bana 50 milyar dolar borç ver. Göreceğiz. Bizi kurtarmaz mı dostlarımızdan yapacağımız? Velev ki kurtardı. Tabiyle. Velev ki 50 milyar dolar geldi. Bakın velev ki 50 değil bense 100 milyar dolar getireyim. Hani 100 milyar dolar verdiğini kabul edelim. Şimdi 100 milyar dolar gelse bir çırpıda zaten kısa vadeli borçlara gidecek. Botaş gibi kitlerin ödemeleri var onlara gidecek. Özel sektörün borçları var onlara gidecek. Ya siz şu anda Türkiye'nin ne kadar derin bir çukurun içerisinde olduğunun farkında mısınız? Ne diyorum kısa vadeli borç 182,5 milyar dolar. Ülke Hanım 182,5 evet. milyar dolar kısa vadeli borç demek bir yıl demek. Bunun önemli bir kısmı 2-3 aya kadar geliyor diyorum yıl sonunda. Ya. Öbür taraftan senin bütçe açığın almış başını gidiyor. Bu sene üçüncü bütçeyi yapıyorsun. Sadece kur korumalının yarattığı bütçe yükü 100 milyar liraya doğru gidiyor. Sistemin tamamen çökmüş, faizleri indiriyorsun. Senin yüzde %12'lik faizine mi gelecek millet yoksa Amerika'daki yüzde %4'lük, beşlik garanti faize mi gidecek? Evet. Sende %12'lik faiz yok bu arada. Kur riskim var çünkü. Adam diyor ki, iyi de kardeşim ben getirdim dolarımı sana. Türk lirasına çevirdim, %12 faize yatırdım. 112 lira aldım. 100 lira getirdim, 112 lira aldım yıl sonunda. Bravo çok güzel. Amerika'dan 8 puan yüksek. Bir hesap yapalım. Ama o arada Türk lirası %60 oranında develiyor oldu. Oluyor oldu işte. 11 liraydı yıl başında 18 liraya geldi. 19 liraya gidiyoruz şu anda. Neredeyse %70 %80'lik develi olmuş bir TL'den bahsediyoruz ve kırılma etkisi devam ediyor. Evet. E adam 112 liraya aldı. Sonra piyasaya döndü, onunla dolar almaya kalktı. Kaç para eder biliyor musunuz? 100 bin doları 50 bin dolara düşüyor. Evet, Amerika'daysa yarı 100 bin dolarını yatırıyor, garanti 4 bin dolar alıyor. 104 bin doları oluyor adamın bugünkü koşullarda. Evet. Hangisini tercih eder? Yani net. Selçuk Bey, Hazine ve Maliye Bakanı tweet atıyor. Biraz kısaca bize yorumlar mısınız tweetleri? Çok kısaca rica edeceğim sizden. Son tweet'i 44 dakika önce attı diyor ki yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye ekonomi modelinin kattığı dinamizmle güçlü, istikrarlı büyüme eğilimimizi sürdürüyoruz. Bir, bununla ilgili yorumunuzu rica edeceğim. Hangi Türkiye modeli? Kur korumalı mıymış Türkiye ekonomi modeli? Hı. Ben size söyleyeyim. Türkiye'nin üretimle ilgili bir modeli yok. Ben söylemiyorum. İhracatçılar söylüyor. İhracat iklimi bozuldu. ISO söylüyor. İhracat iklimi bozuldu. Tüm üreticiler söylüyor. Üretim iklimi bozuldu. Türkiye büyüdü. Evet büyüdü. Daha da büyüyecek. Söyleyeyim ben size. Ben de Sayın Nebati'yi buradan destekleyeyim. Daha da büyüyecek. Neyle büyüyecek? Pahalılaşmayla büyüyecek. Enflasyonla büyüyecek. Harcamalarla büyüyecek. Buyurun gitsin bir baksın Sayın Nebati. Büyüme neyle gerçekleşmiş Türkiye'de? Evet. Yine bir vurguda çiftçiye verilen destek konusunda 24 milyar destek vermiş kendileri geçen yıl şimdi 39,2 milyar liraya yükselttik diyor. Hani biz çiftçi desteklenmiyor diyoruz ya biz demiyoruz çiftçi kendisi söylüyor ya 39,2 milyar liraya yükseltmişiz. Bir önceki Peki, dönemde 24 ben hemen, milyar. Ben hemen hesap yapayım size hiç uğraşmayın. Ne kadar vermişler geçen sene? 24 y milyar. 24 milyar dolar ne kadardı? 8'di. Evet. Ben size söylüyorum 8 liraydı. Yani ne kadar vermişler? 3 milyar dolar vermişler. Evet. Şimdi tamam 32 39,2. Şu anda 32. 39, şu anda ne kadar? 39. Şu anda ne kadar kur? 18 lira. Evet. Şu andaki karşılığı 1,5 milyar dolar. Kimi kandırıyorsunuz kardeşim? Ha, geçen yıla göre yarıya inmiş durumda dolar evet, bazında baktığımızda. Evet. Yarıya inmiş. Bu arada enflasyon üzerinden hesaplayayım. Buyurun. Buyurun enflasyon üzerinden hesaplayayım. 24 milyar lira vermişler. Geçen sene enflasyon yüzde on bu sene 32 veriyorlar, yüzde seksene çıkmış enflasyonla niye? Ben soruyorum niye 48 sekiz milyar vermiyorsunuz? Peki aslında 134 otuz dört milyarlere vermeleri gerekmiyor muymuş? E tabii. Bir Aynen bir şey var. öyle. Aynen öyle. Yani şu ilizyon ekonomisinden bir vazgeçsinler ya ilizyon yapmaktan vazgeçsinler. Biz bizi biz birbirimizi biliyoruz. Biz rakamları da biliyoruz. Birbirimize illüzyon yaparak bir yere varamayız. Bakın siz çiftçiyi rahatlatmak istiyorsanız böyle 20 milyar verdik, 30 milyar dolar verdik, lira verdik falan bunları bir geçin. Adamların önce bir borçlarını silin. Bütün tarlalarında, traktörlerinde, Hacası her var. şeylerin üzerinde icra var. Tabii. Her şeylerinde icra var. Banka borçlarını silin. Ya olur mu öyle şey? Niye olmasın kur korumalıya bedavadan para veriyorsunuz? 100 milyar lira verdiniz. 100 milyar lira bedavadan. Bir bankacılık ürünü, bir ekonomi model değil, bir bankacılık ürününde bankanın riskini üstlendiniz, vatandaşın üzerine yıktınız. 100 milyar lira verdiniz, yıl sonuna kadar 200-250 milyar liraya gidecek o. Evet. Öbür taraftan, niye vergi borçlarını silmiyorsunuz çiftçinin? Niye sübvanse edip de adama bedava gübre vermiyorsunuz? Elektrik, su, doğalgaz vermiyorsunuz bedavaya? Madem niyetiniz var. Ha bunu biz kimseye nasıl yapmıyorsunuz? İnşaat sektörüne yapıyorsunuz. Yapın onları da. Evet. İnşaata kaynağınız var bir tek onlara mı yok? Bir tek onlara mı yok derken vatandaşa da yok, Vatandaşı çiftçiye de, de yok, sanayiciye de yok, kobiye de yok, üretçiye de yok. Vatandaşa sabır var ve Şubat'ta makul enflasyon var. Siz de diyorsunuz ki şubatta %100 olabilir enflasyon neresi makul? Göreceğiz. Ya yüz bunun uçarı kaçarı yok. Bakın ben size söyleyeyim kimileri baz etkisi o bu falan filan diyor. Bazı Hı -hı. tuzu ben anlamam. Ben cızı anlarım. Ben cızı anlarım ülke hanım. Vatandaşın çorbası 10 liradan 100 liraya çıktıysa işte o enflasyondur. Bana TÜİK ne derse desin Kabak çekirdeğini ben 10 liraya alırken 20 liraya alıyorsam bitmiştir, konu kapanmıştır. Evet. Geçen sene 2 liraya aldığım kabak çekirdeği bugün 20 lira olduysa konu kapanmıştır. Ben cıza bakarım. Beni gerisi ilgilendirmiyor ki. Evet. Sen Orada şöyle... cız olmaması için gelişmiş bir ülkeysen enflasyonu gerçekçi açıklarsın. Halka dokunan enflasyonu açıklarsın. Ve bunun üzerinde... Gelir adaleti sağlarsın. Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz? Gelir adaletsizliği yurtul, olur. Şimdi Orta mısın? gelir seviyesi yok olur. Orta gelir seviyesini fakirleştirirsiniz. Aynı bugün olduğu gibi. Ve insanları yok edersiniz. Nefes alacak alan bırakmazsınız. Ya TÜİK kendisi, ne TÜİK? Ee, TOKİ kendisi açıkladı. İtiraf etti. Sayın Cumhurbaşkanı itiraf etti. Söyleyeyim ben size. Geçen sene Toki'nin 250 bin liraya sattığı konutların bu sene kampanya diye açıkladığı fiyatı 950 bin lira. Yüzde 400 artış. Yüzde 400 Sayın Cumhurbaşkanı kendisi itiraf etti. Nasıl enflasyon yüzde 80? Bir açıklasınlar bakalım. Evet. Ekmek 1 liraydı 5 lira oldu. Yüzde 500 enflasyon. Açıklasınlar. Biz bizi biliriz, biz matematiği biliriz, biz rakamları biliriz. Kimse kusura bakmasın. Selçuk Bey, son olarak size şunu sormak istiyorum. Yayın'a başlarken ben size dedim ki ben iyi değilim Selçuk Bey. Anlamaya çalışıyorum ne anlatıyorlar diye. Şimdi yayına noktalıyoruz. Yayın'a başlarken siz bana gülerek nasılsınız dediniz. Tüm bunları konuştuktan sonra şimdi siz nasılsınız? Gerçek içindesiniz bunların. Ee, valla ben çok iyiyim Ülke Hanım. Şöyle. Ben şuna inanıyorum. Her kötünün, her kötü şeyin mutlaka bir iyi çıkışı vardır. Evet. Ben buna inanıyorum. Ben de inanıyorum. Biz biz bütün bu kötü senaryoları, kötü durumları yaşayacağız ki iyinin kıymetini bileceğiz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Selçuk Bey. Bizimle olduğunuz ben teşekkür için ediyorum. sağ olun. İyi günler diliyorum size. Sağ olun efendim. Saygılarımı sunuyorum. Bizden de